Gerçekler ortaya çıkıyor, sır olarak bildiklerimiz ilk kez Hani TV'de ekrana geliyor. Yeni bir program başlıyor. Gizli talimatları, telsiz konuşmaları, PKK yöneticilerinin öz eleştirileri, sansürsüz avukat görüşmeleri, hepsi Hani TV'de yayınlanıyor. Ali Aras ve Selim Çürükaya arşivini açıyorlar. Şimdi bu açık vermeleri bir fırsat oldu. Örneğin o görüşmelerde PKK inkar ediliyor. Yani PKK diye bir örgüt yok. Kongreniz bir politika değişikliği mi yaptı? Merkez komiteniz böyle kararları var mı? Abdullah Öcalan diyor bizde her şey bende başlıyor, bende bitiyor. Yepyeni belgeler, hiçbir yerde yayınlanmamış konuşmalar Salih Aras ve Selim Çürükkaya'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Değerli seyirciler, iyi akşamlar. Kandil arşivine hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuyla karşınıza çıkacağız, o konuyu tartışacağız. Salim merhaba. Merhaba, iyi yayınlar, herkese selam. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Bugün bildiğin gibi yeni bir konu, yine İmralı'daki konuşmuş ve 1980'den 2004 yılına kadarki süreci kısa olarak değerlendirmiş. Bu değerlendirmeye göre 1986 yani 3. Kongre'ye gelindiği tarihe kadar komuta kademesi gitmiş yani kalmamış. Ama neden kalmadığını söylemiyor. Komuta kademesi 86'da ortadan kalktı diyor. Onların yerine ise kurnazlar ve sızmalar onların yerini aldı. Bu kurnazlar ve sızmalar daha sonra 2004 yılında bu ayrılmalarla birlikte işte hain oldular. Hain oldukları açığa çıktı. Geri kalanlar yani bu anda şu anda kalanlar da pasif olduğu için müdahale olmadığı için yenilgi böyle sağlandı. Şimdi düşün bunu ders olarak verirken yani yeni gidip mücadeleye katılan genç insanlara bu şekilde yalan söyleyerek ve bin bir dereden su getirerek bu insanları kendine göre ikna ediyor. Fakat bu insanlar onu dinlerken yani komuta kademesi niye yok oldu 1986'ya kadar? Niye yok oldu? O soruyu soramazlar. O da onun yanıtlarını veremez. Ve dolayısıyla bu yani yazılır ileride bu tarih olur. Şimdi bugün var olan yani o dönemde İşte bunu dinleyen veya o dönemde bu kitapları okuyan PKK'ya yani bu örgüte yöneticilik yapan kişiler hala bu yalanlar karşısında susuyorlar. Diyorlar ki ya o artık eskide kalmış. Bugünkü güncel konulara bakalım diyorlar. Şimdi geçmiş kavranmadan bugünü kavrayamazsın. Bugünü kavramasan gelecek hakkında doğru düşünceler ortaya koyamazsın. Onun için biz bu arşivde geçmişe çok önem veriyoruz ve geçmişi açığa çıkarmak için büyük bir çaba harcıyoruz. Buna büyük bir önem veriyoruz. Şimdi sen o zaman yani 86'lara kadar biliyorsun yani oralardaydın, Avrupa'daydın. Şimdi onun komuta kademesi dediği kişiler 86'ya kadar önce bir onları ortaya koyalım. Yani çünkü seyirci bilmiyor veya komut kademesi diyor yok oldu veya işte yani çoğu der ya devletle savaştılar öyle yok oldular. Çoğu öyle bilir. Ama
önce gerçekten 86'ya kadar komuta kademesi, yani PKK'yı kuran, tek tek köye gidip propaganda yapan insanları tek tek ikna ederek örgüte kazandıran, bu insanların yarısı tutuklandı, cezaevine koruldu, bir yarısı da Suriye ulaşabildi. Şimdi önce bu komuta kademesinin dediği kişiler kimdi? Bizim önce bunu bu topluma tanıtmamız lazım. Evet, ne diyorsun komuta kademesi hakkında bildiğin kişiler? Komuta kademesini en iyi şu şekilde açıklayabiliriz. 1-15 Ağustos yani 1984'te silahlı eylemler başladı. Bu silahlı eylem 3 gruptan oluşuyordu bunlar. Bunları yöneten arkadaşlar komuta kademesiydi. Ama bunun öncesi ve sonrası. Daha önce. Komuta kademesi yani PKK'yı yöneten kişiler. Yani silahlı mücadele değil ki. O zaman merkez komitedir, yarısı dışarıdadır. Komuta kademesi onlardır. Yani diyelim ki örgütün A takımı. O senin dediği silahlı mücadele başlayan birkaç kişi yönetici, diğerleri asker. Onlar, ama onları yürüten de bir de yürütme de var. O da Güney Kürdistan'da üstlenmiş. İçinde Duran Kalkan var, içinde Selahattin Çelik var, içinde Kesire var, Şam'da işte Abdullah'ın kendisi var. Avrupa'ya gönderilen merkez üyeleri var, merkezin yarısı. Komuta kademesi budur. 86. Komuta kademesi bu şekilde üstlenmiş. Yani bir kesimi Lolan'dır, bir kesimi Şam'dır. Ağırlıkta diyebiliriz merkez komite üyeleri o dönem Avrupa'ya geliyor yani ona yakın neredeyse. Şimdi eğer müsaade ediyorsan ben böyle açık net komuta kademesinde yani örgütün A takımında yer alan kişileri ben söyleyeyim, itirazın varsa itiraz yoksa sen şey yapabilirsin, ekleyebilirsin, ben sana net isimlerini söyleyeyim. Bak 1 Mehmet Karasungur, 2 Resul Altınok, 3 Abdullah Hekici, 4 Salahattin Demir, 5 Hidayet Bozyiğit, 6 Salahattin Çelik, 7 İbrahim Aydın, 8 Duran Kalkan, 9 Cemil Bayık, 10 Mehmet Savgal, 11 Seyfettin Zoğurlu, 12 Şeyh Mus Yiğit, 13 Halil Ataç, 14 Kesire Yıldırım, 15 Sayma Aşkın, 16 Enver Ata, 17 Çetin Güngör, 18 Mahzun Korkmaz, 19 Mahmut Bilgili, 20 Mahmut Bilgili değil de Mahmut Bilgin, 20 Mustafa Yöndem, 21 Cemile Merkit, 22 Baki Karir, 23 Abdullah Kumral, 24 Ali Çetiner, 25 Ali Haydar Kaytan, 26 Süphi Karakuş, 27 Zülfü Gök. Yani bunlar bu örgütü örgüt yapıp dışarıda kalan komuta kademesini ben bunları kabul ediyorum. Bunlar dışında da mutlaka kişiler vardır. Buna mesela Sarı Baran'ı ekleyebilirsin. Ondan sonra Nizamettin Taş'ı ekleyebilirsin. Başka kimler var? Evet, şimdi 6. Kongre'ye adam diyor ki biz geldiğimizde bunlar yani kalmamıştı. Komuta kademesi. Ne oldu bunlara? Mesela bunlar hepsi Türkiye devletiyle girdiği çatışmada yaşamını yitirdikleri için mi komuta kademesi kalmamıştı? Yoksa bu adamların başına ne oldu da komuta kademesi yok oldu? Onu açıklamanı istiyorum. Şimdi bu dönem o zaman merkezden başlayalım. Yani merkez komiteden başlayalım. İki kongre arası merkez yani merkez komite üyeleri tasfiye edildi. Çoğunlukla tasfiye edildi ve bir kesimi de fiziki yani ceza bir kesimi de katledildi. Katledildi. Bu Avrupa'da yapıldı. Ülke yani Şam'da yapıldı, Lolan'da yapıldı. İşte bunun içinde saydığım isimlerden Resul Altınok var, Çetin Güngör var, Sayme Aşkım var. Supi Karakuş var. Bu arkadaşlar şey ediliyor. Yani bu şekilde tazir. Diğerleri ise diyelim ki eleştirilerek etkisiz hale getirilir. Yani 3. Kongre'ye geldiğinde zaten diyor ki herkes çıraktır. Tek bir usta var, o da kendisidir. Diğerlerin hepsi çıraktır. Yani o süreçte bir merkez komite üyesiyle Lübnan sahasına yeni katılmış bir yurtsever, Avrupa'dan yeni gitmiş bir savaşçı adayı da
aynıdır. Yani kendisi bunu söylüyor. Herkes çıraktır, tek bir usta var, kendisidir. Şimdi burada yani örgütün yönetim kademesini tasfiye eden kendisidir. Ha, tabii ki arkasında destek var. Devletlerin desteği var. Muhtemelen örgüt içinde kendisini destekleyenler var. Ama bir numara kendisidir. Örgüt yapısını, örgütün hiyerarşik yapısını tasfiye etmiş. Ne merkez komite kalmış, ne politbüro kalmış, ne yani hani askeri veya siyasi ayrışmalar netleşmemiş, kurumlar netleşmemiş. Kimin her şeye kendisi el atıyor. Cepheye kendisi el atıyor diyor, ben yönetiyorum. Silahlı mücadele diyor, ben yönetiyorum. Özellikle 85'te bunu zirveye çıkardı. Hem ARGEKE'nin komutanıdır, hem cephenin lideridir, hem partinin başkanıdır, sekreteridir. Yani her şey odur. Diğerlerinin hepsi sıfırdır. Yani 86'dan sonra zaten hiçbir zaman oluşmadı. Hiçbir zaman kurumlar oluşmadı, parti yönetimi oluşmadı. 86'da da bu bitirildi ve bu 86 kongresini kendisi için bir zafer kongresi olarak görüyorsa o zaman bunu başarılı gösteriyordu. Ama şimdiki durumlarda ise diyorlar ki hani bu bazı nedenlerden sonraki konularda o gelecek. Bazı nedenlerden örgütün yönetim kademesi kalmadı, yani komuta kademesi kalmadı. Onu başka türlü izah ediyor. Ama gerçek olan şu ki evet, bu dönem bu tasfiye edilmiştir. Yani örgütün yönetim kademesi, örgütün yönetim organları tasfiye edilmiştir. Ama bu nasıl olmuştur? Tabii o başka türlü izah ediyor. Fakat bunu tasfiye eden, bu durumu yaratan kendisidir. Yani tek kendisini pazarlayan, her şeyin kendisine bağlı olduğunu söyleyen kendisidir. Bunu böyle sürdürüyor. Daha sonraki süreçlerde de bunu tabii başkasının üzerine atacak. Başkalarının üzerine atıyor. Yani evet. Bunu başarı. Şimdi şimdi önce bir Rojda Hanım'a söz hakkı verelim. O söz konusu İmralı'dakinin yazısının o bölümünü bize evet anlatsın. Ondan sonra biz bu kişilerin başına, yani bu ismini saydığımız bu komuta kademesindekilerin başına neler geldiğini 86. kongrede bana göre tek tek izah edelim. Çünkü yani ele aldığımız her konu üstünden geçmememiz, inandırıcı olmamız, belgeleriyle konuşmamız gerekiyor. Önce Rojda Hanım, buyurun sen bir bize izah et, o yazıda ne diyor? PKK'nin ilk gerilla hamlesi komuta yetmezliğine takılmıştı. Ciddi bir tutuculuk ve yetmezlik açığa çıkmıştı. BK'daki 3. kongre gerçeği bunu ifade ediyordu. Komuta gerçeği üzerine çözümleme yapma gereği ortadaydı. İlk deneme yazılarını bizzat kaleme aldım. Birçok kaset konuşması yaptım. Pratik tedbir olarak grubun ilk kuşağından geriye kalanlar Avrupa'ya çıkarıldı. En değerli komuta adaylarının şehadetlerinden sonra geriye kalanlar, kurnazlıklarıyla sağ kalmayı başaranlar ve bazıları da muhtemelen sızma olan unsurlar yeni dönemin komuta boşluğunu doldurmaya çalışacaklardı. Evet. Şimdi seyirci bize ya siz diyorsunuz bunlar işte tasfiye edilmiş. Yani inanmayabilir. Onun için biz tek tek bak bir Resul Altınok başka programlarda çokça konuşmuşuz. Kısa kısa geçeceğim. Resul Altınok Avrupa'daydı ve çağrıldı, denildi ki biz Orta Doğu'da bir konferans yapacağız. O konferansa gelin, biz tartışacağız. Resul Altınok Şam havaalanında uçaktan indiğinde bir eve götürülüyor, hapsediliyor. Oradan Güney Kürdistan'a götürülüyor ve işkenceyle öldürülerek gömülüyor. O günden bugüne kadar Resul Altınok PKK'nın merkez komite üyesiydi ve Avrupa'da sorumluluk üstlenmişti. O günden bugüne kadar ölü olduğu için ne kimse görmüştür ne de kimse ondan söz etmektedir. Bir, iki, Abdullah Ekinci Bingöllüydü. Siverek, ya bir ne, o Siverek çatışmasına ölmesi için gönderildi fakat ölmedi. Daha sonra Siverek olayları onun, Mehmet Sevgat'ın, Seyfettin Zorlu'nun üzerine ve Şeyh Mus Yiğit'in üzerine yığıldı. Buna rağmen Abdullah Şemdinli baskının komutanlığını yaptı. Fakat 3. kongreye
geldiğinde yine töhmet altında bırakıldı. Abdullah Ekinci bu durumu protesto etmek için kafasına kurşun sıktı ve yaşamını yitirdi. Selahattin Demir gençliydi, öğretmendi, militan ve bilinçli bir insandı. Zeki Palabıyık onun çok samimi arkadaşıydı. Şam'daki Zeki Palabıyık'ın ajan olduğunu kendisine söylemişti ve git onu infaz etlemişti. Selahattin Mardin'e gidiyor ve Zeki'nin Türk devletiyle girdiği bir çatışmada yaşamını yitirdiğini söylüyor ve geri dönünce Öcalan'ın sen bana yalan söyledi diyor ve ortalıktan kayboluyor. O günden bugüne kadar kimse nerede olduğunu bilmiyor. Örgüt diyor ki gitti İsrail karakoluna intiharvari saldırı yaptı, öldü fakat sonradan yaşadığı anlaşıldı. O da tasfiye edildi. Hidayet Bozyiğit yine Hidayet Bingöllü'ydü, öğretmendi. Yani her konuda yetkin bir insandı. Fakat öyle şeyler başına geldi ki gitti Türk devletine sığındı, itirafçı oldu, tahliye oldu. Annesi babası öldürüldü, annesi kız kardeşi falan örgüt tarafından öldürüldü. O da gitti Çek mafya örgütüne katıldı. Çek mafya senet örgütünün kendi arasındaki çatışmalardan dolayı yaşamını yitirdi. O da tasfiye oldu. İbrahim Aydın ikinci konferansta divan başkanlığı yapmıştı. Ben çok yakından tanıyorum. Avrupa'ya sorumlu olarak Çetin'le Kesir'e arasındaki sorunu halletmek için koordinatör olarak gönderildi. Fakat Öcalan, yani bu İmralı'dakine göre görevini tam yapmadığı için geri çağrıldı. Güney Kürdistan'a gönderildi. İnfaz edilmek istenirken beden eğitimi hocasıydı İbrahim Hoca, uçurumdan kendini bırakarak neticede İsveç'e ulaşabildi. O da öyle tasfiye edildi. Duran Kalkan 3. kongrede özelleştiriye çekildi. Yani tam eğer bir numara değilse tam olarak bitirildi. Cemil Bayık zaten 3. kongre öncesi cephe düzeyine düşürüldüğü için belki bilinçli bir politikadır, belki gerçektir. Tam bilemiyoruz. Cemil Bayık da 6. kongreye getirilmedi. Yani sıradan bir adam haline getirildiği için kongreye katılma hak kazanmamış denildi. Mehmet Sevgat, Seyfettin Zoğurlu. Mehmet Sevgat, Seyfettin Zoğurlu ve Şeyh Musyiğit. Bu üçü yani ben çok yakından tanıyorum. Üçü de Tunceli Öğretmen Okulu'ndan benim arkadaşlarımdı. Ve PKK'da komutan olabilecekleri sen sıraya dizersen ilk belki üç sırada yer alabilecek insanlardı. Bunlar Siverek pratiği bunların sırtına yüklenerek ve üçü de onlarla birlikte kalanlar biz nasıl çabuk ölelim de şehit ilan edilelim psikolojisiyle gidip yaşamlarını yitirdiler. Bunlar da böyle tasfiye edildiler. Halil Ataç 3. kongrede yaşadıklarına tanık olunca en son ben artık hiçbir görev almıyorum dedi. O da öyle tasfiye edildi. Yani artık örgütte söz söyleyecek durumu bırakılmadı. Kesire Yıldırım zaten 3. kongrede Meral Kıdır'la olan şey bahane edilerek Kesir'e tecrit edildi. Ki buna göre verilemez denildi. Saime Aşkın o da aynı Resul Altınok gibi Stockholm'dan şeye çağrıldı. Güney Kürdistan'a çağrıldı ve kendisine işkence yapılarak öldürüldü. Enver Ata ben Orta Doğu'da yapılacak olan konferansa gidip katılmam. O da Çetin Güngör'ün tavrını takındı. Gitmedi. Uppsala'da bir otobüs durağında örgütün bir militanı kafasına kurşun sıkarak öldürdü. Çetin Güngör hayatını geçen anlattık. O da
Ta daha Bekadayken Şam'da oturuyor, kendini örgüt yerine koyuyor, gelip bize talimat verip gidiyor. Bu merkez komitesini fes etmek demektir. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ve bu görüşünü Avrupa'da da sürdürüyor. Daha sonra örgütten ayrılıyor ve bir toplantıda örgütün bir militanı kafasına kurşun sıkarak öldürüyor. Mahmut Bilgin onu Mahzun Korkmaz ve Mustafa Yöndem'i beraber anlatacağım. Belge gösterip anlatacağım. Cemile Merkit o da Çetin'le birlikte tavır takınıyor. Yani örgütte tek bir kişi kendini merkez komitesinin yerine koyuyor. Örgütü tasfiye ediyor. Biz bunu kabul etmeyiz. Orta Doğu'ya da gidip şey yapmayız. Eğer toplantı yapılacaksa Avrupa'da yapalım. Görüşlerimizi söyleyelim. Çoğunluk ne dediyse ona uyalım deniliyor. Ve o da daha sonra hain ilan ediliyor. Abdullah Kumral Öcalan'ın yani örgütün Şam'dakinin evinde kalıyor. Anlatıldığına göre bu evde psikolojisi bozuluyor. Her neyse o evde kalanların çoğunun psikolojisi bozuluyor. Ondan sonra oradan Beyrut'a gönderiliyor. Beyrut'ta tutuklanıyor. Tanıklar onun kulağına yani işkence yapıldığını, örgüt elemanları tarafından bir kulağına tüfek harbisinin sokulup diğer kulaktan çıkarıldığını söylüyorlar. Örgütün alttan söylediyse İsrail bombalanmış, şehit düşmüş, sadece bu kelimeyi söylüyor, onun hakkında başka bir şey söylemiyorlar. Fakat ben tamamen eminim orada kalanların bana anlattığıdır, işkenceyle öldürmüşler. Osman Öcalan'a soruyorlar nerededir? O da diyor ki ya boş verin ilgilenmeyin Abdullah Kumral'la. Ali Çetiner hepimiz biliyoruz Avrupa'da bir sürü şey başına geldi. Neticede gidip Stockholm polisine sığındı. Oradan Almanya'ya verildi ve Almanya mahkemesinde işte Duran Kalkan, Ali Hedar Kaydan, Salahattin Çelik gibilere karşı itirafçı olarak kullanıldı. O da devre dışarı bırakıldı. Ali Hedar Kaydan önce Çetin Güngör ile beraber hareket etti. Sonra hızlı bir biçimde Şam'dakini savundu ve neticede 3. kongrede verdiği öz eleştiriyle ben kendimi caminin kapısında bırakılmış bir piç gibi hissediyorum. Önderliğin yaptığı eleştirileri ben dinleyince bana yönelik eleştirileri ben kendimi daha önce partinin bir çocuğu zannediyordum. Fakat şimdi kendimi piç olarak kabul ediyorum diye öz eleştiri verdi. Böyle bir öz eleştiri veren kişi sonra Şam'dakine gel bakın biz birlikte karar alalım diyemez. Ki ortadan kaybolduğu güne kadar yani öldüğü güne kadar yaşamını yitirdiği güne kadar söyleyemedi. Maalesef yaşamını yitirdi. Cenazesi ortada yok. Hiç kimse de sahip çıkmadı. Süpi Karakuş yine Güney Kürdistan'da Sayma Aşkın'la birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü. Zülfü Gök de Almanya'da öldürüldü. Az size 27 kişinin hikayesi fakat bir tane 4 kişinin hikayesi kalıyor. Mahmut Bilgin Mehmet Karasungur'la birlikteydi. Mustafa Yöndem ile Mahzun Korkmaz da birbirine yakın insanlardı. Ve bu konuda Şam'dakinin bunlar hakkında belirlemeleri var. Bak yani Kürtlerin çoğu der ki Mahzun Korkmaz Türkiye devletiyle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi. Örgüt militanları böyle biliyorlar. Ama Şam'daki PKK'da tasfiyecilik ve tasfiyenin tasfiyesi adlı kitapta Mustafa Yöndem ile Mahzun Korkmaz'ın bir iç komplo sonucunda gittiğini o söylüyor. Rojda Hanım'a söz hakkı verelim. O eğer yanlış değilse ben değiştiririm. Herhalde şudur. Rojda Hanım buyurun. Bunların maskeleri bütün çıplaklığıyla 2002-2004 tasfiye ve ihanet hareketinde düşecekti. Ferhat, Osman Öcalan, Bot...
Bunların maskeleri bütün çıplaklığıyla 2002-2004 tasfiye ve ihanet arasında. Bu çete daha sonra işlerini geliştirmişti. Bu tipler birisi otoritenizi sarsıyor ve kendisiyle baş edemiyorsanız çatışmada veya başka bir yerde karambole getirerek kendisini vurun ve olaya kaza süsü verin diyorlardı. Aslında Erdal Yoldaş tamamen bu mantık sonucunda gitti. Büyük bir olasılıkla Agit Yoldaş'ın durumu da buydu. Böylesi daha yüzlerce olay vardır. PKK'de tavsiyecilik ve tavsiyenin tasfiyesi sayfa 365. Evet, şimdi buranın üstünde, yani bu Rojda Hanım'ın anlattıklarının üstünde Hogir, Topal Metin gibi kişilerden bahsediyor. Ve diyorlar ki, diyor ki bunlar parti içerisinde çetedir. Mustafa Yöndem ve muhtemelen Mahsun Korkmaz da bu çetelerin çeteler tarafında öldürdü. Çünkü onlar diyorlar ki birisi eğer baktınız yükseliyorsa aslında kendisi bunu yapıyor. Kendisi yani diyor o çeteler diyorlar eğer bak birisi yükseliyorsa siz onu ortadan kaldırın ve onun yerine geçin. Şimdi kendisi yükselen herkesi bu şekilde komplolarla ortadan kaldırmıştır. Mustafa Yöndem ile şey ile ilgili aynen böyle söylüyor. Ondan sonra Mehmet Karasungur hakkında bakın ne diyor? Rojda Hanım, on arkadaşımız Sezil Çayı'nda şehit düştü. Bu grubumuza kılavuzluk eden kişi KDP'nin en meşhur kılavuzuydu. Adam komplocuydu. Başta Mehmet Karasungur ve Hamit Avcı Yoldaşlar olmak üzere Doğu Kürdistan'da bulunan arkadaşlar bunların denetimi altındaydı. 1982 yılına kadar arkadaşlarımıza adım attırmadılar. Daha sonra bu grubumuz Lolan'a indiğinde üzerlerinde tam denetim kurdular ve kendi çizgileri dahilinde tutunmak istediler. Bu güçlere karşı büyük bir mücadele verildi. İçimizden bazıları onların kuyrukçuluğuna soyundu. Biz bağımsız tutuma yönelilmesini istedik. 1985'lere doğru gelindiğinde bizde ortaya çıkan ısrarla silahlı savaşım çizgisine gelememe ve bunu uygulamama KDP'nin dayatmalarının sonucuydu. Bazıları bu dayatmalara epeyce inanmıştı. Bu oldukça belirgindi. Bunların arkasında KDP vardı. Sıkışmaları durumunda KDP'ye gideceğini düşünenler de mevcuttu. Daha sonraları 30'a yakın kişinin bunlara sığındığını biliyoruz. Gücü bunlara kim verdi? İKP, KDP ve CUT bizden az adam kaçırmadı. İlkel milliyetçilik tamamen tasfiye edilmemizi hedeflemiştir. Bu da çok büyük bir dayatmaydı. Düşmanın da körüklediği ve özellikle düşman ögelerin tahribat yaparak kaçırttıkları ve bir karargah onların platformuydu. İlkel milliyetçilik bu alanda mücadelemizi epeyce engelledi. Kaçanlar hep bu güce sığınarak atacağımız adımları engellemeye çalıştı. Bu durum nedeniyle 15 Ağustos atılımını zor bela başlatabildik. PKK'de tasfiyecilik ve tasfiyenin tasfiyesi sayfa 355. Evet, buradan ne anlatıyor? Diyor ki bir tane KDP'li vardı ve komplocuydu. Diyor bizimkiler bunun denetimindeydi Doğu Kürdistan'da. Sonra Lolan'a geldiler tamamen bunların denetimine, yani ilkel milliyetçi KDP'nin denetimine girdiler. Ha şimdi daha sonra senin yaşadığın, benim yaşadığım binlerce örgüt elemanının yaşadığı şey, yani yaşadıkları var. Eğer bir kişi eğer örgütün yönetimindeyse, hatta örgütün Güney Kürdistan sorumlusuysa, eğer gitmiş KDP'li bir komplocunun denetimine girmişse, eğer Lolan'a gelmiş %100 KDP tarafından yönetiliyorsa, ki başka zamanda ben alıntı yaptım, aynı kitapta da geçiyor, diyor ki Suriyeli bir PKK demek Mehmet Karasungur demektir. O da
Karadepe'nin güdümünden. Sen burada hiçbir man yoktur. Ha şimdi Kara Sungur hakkında böyle bir belirleme de vardı. Bu belirlemelerden sonra Kara Sungur ve Mahmut Bilgin güya işte iki örgüt savaşmış, bunlar gitmiş barıştıracaklar diye, öldürülmüşler diye açıklama yapıldı. İşte YNK bir örgüttür. Irak Komünist Partisi daha büyük bir örgüttür. 10 yılların örgütleridir. PKK'nın orada daha bir takım adamı var. Yani o zaman PKK'nın ne bir prestiji var, ne bir şeyi var. Yani Mehmet Karasungur gidecek de onları barıştıracak. Bu bir hikayeden ibarettir. Bu iki arkadaşın ölümü kesinlikle bir komplodur. Ha, yani eğer benim tanıdığım İmralı'daki adam, eğer falan adam KDP'nin güdümündeyse, KDP'nin komplocuları onu yönetiyorlarsa, bana göre o adamın yaşama şansı yoktur. Vardır diyenler de yalan söylüyor diye düşünüyorum. Bu konuda sen ne diyorsun? Şimdi bakın, yani komple ben bu anlattıklarınızdan farklı olarak, hani burada diyor ki örgüt yönetimi yok ediliyor. Yani bitiriliyor, bunu başkaları yapıyor gibi gösteriyor. Şimdi burada bir sıralama var, dikkat edin. Hani tabii başlangıçtan biri var da, önce Avrupa'daki önemli kadrolar, lider kadrolar tasfiye ediliyor. Katlediliyor veya işte örgüt dışına atılıyor. Bu güneye götürülerek infaz ettiriliyor. Daha sonra silahlı mücadele içindeki arkadaşlara yöneliyorlar. Şimdi bunu söylemeden şunu belirtmem gerekiyor. Arkadaşların tasfiyeleri başka arkadaşların kullanımıyla oluyor. Bu çok önemlidir bence. Diyelim ki Avrupa'daki arkadaşlar tasfiye edilince, daha sonra tasfiye edilecekler de o dönem diyelim ki Abdullah'la birlikte hareket ediyorlar. Şam'dakiyle birlikte hareket ediyorlar. Ve Avrupa'daki arkadaşları tasfiye ediyorlar. Önce öyle bir süreç başlıyor. Fakat daha sonra sıra kendilerine geliyor. Yani herkesi birbirine karşı kullanıyor. Bu çok önemli. Bunun irdelenmesi gerekiyor. Cellatlar diyorsun, daha sonra kurban oluyorlar. Ya herkes birbirine karşı. Yani diyelim ki Türk polisini kullanmıyor. Türk askerini kullanmıyor. Suriye polisini, Suriye istihbaratını kullanmıyor. Kullandığı birbirine en yakın olan arkadaşlar, belki aynı odada günlerce, aylarca birlikte kalmışlar. Aynı dağda aylarca, yıllarca beraber kalmışlar. Avrupa'da işte yıllarca beraber kalmış. Birçoğu aynı şehirden, birçoğu aynı aileden arkadaşlar birbirine karşı kullanıyor. Şimdi bu zayıflık irdelenmeli. Bu ayrı bir konudur. Yani arkadaş yapısı birbirine karşı kullanılarak örgüt yapısı, örgütün örgütsel yapısı, hiyerarşik yapısı etkisiz hale getiriliyor. Bu önemlidir. Ülke içine gelince, diyelim ki 15 Ağustos eylemlerinden sonra ülkede çok iyi bir askeri komuta kademesi şekillenebilinirdi. Bunun ortaya çıktı. Yani bunun potansiyeli ortaya çıktı. Eylem yapan arkadaşlar işte 50 dolayında arkadaştır. Bunları yöneten yönetici durumda ona da en az 10 arkadaş var. Tabii geleceğin askeri konseyi de bunlar üzerinde şekillenecek. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Bize de böyle olması gerekiyor. Onu bildiği için ona bu aklı verenler dedi ki bunların tasfiye edilmesi gerekiyor. Hani örneğini verdin işte Abdullah Ekinci. Abdullah Ekinci diyelim ki başarılı bir eylemden geliyor. Şimdi hiç kimse diyemez 15 Ağustos eylemleri başarısızdı veya yeri değildi veya zamanı değildi. Her ne olursa olsun başarılı eylemlerdi. Hatta daha erken olsaydı daha iyi olurdu. O ayrı bir sorun. Ama o biliyordu bu eylemleri başlatanların halk arasında, Kürdistan halkı arasında büyük bir karşılığı olacak. Ha, buna fırsat vermeden, o güne gelmeden bunları tasvir etmem gerekiyor. Ne yaptı? Mesela diyelim ki Abdullah Ekinci bunalıma soktu, o intihar etti. Onun intihar etmesiyle birlikte işte Kazım Kulu bunalıma girdi, yıllarca konuşmadı. Yani bu da önemli çünkü o da Eruh eylemine katılan biridir. Sonra diyelim ki Cemal'in üzerine gitti, yani Ali Ömürcan'ın üzerine gitti, o da Çatak grubundadır. Olmadık iftiralar, kendisi hakkında, ailesi hakkında olmadık iftiralar yapıldı. Derken 15 Ağustos eylemlerinin komuta kademesini kendisi, kendi alanına çekerek arkasını dayandığı Suriye, yani sırtını dayandığı Suriye devletinin desteğiyle
bu arkadaşları orada tasfiye etti. Yönetim kademesini yok etti. Sonra da hiç savaştan anlamayan, hiç savaş pratiğini yaşamamış başka kendi kardeşi Osman'ı ve onunla birlikte savaş tecrübesi olmayan insanları yönetici yani askeri eylemlendirmek için 3. Kongre sonrası hem Doğu Kürdistan'a gönderdi hem Güney Kürdistan'a gönderdi. Şimdi bunların bu yönetim kademesini hem siyasi anlamda yani örgütün bir siyasi kanadı olmalı, bir askeri kanadı olmalı. Bütün örgütlerde bu vardır. Sen hepsini birbirine karıştıramazsın. Hepsini birbirine karıştırdığın sonuç alamazsın. Kim hangi konuda gelişkinse, kim hangi konuda tecrübe yaşamışsa, pratik yaşamışsa o konularda yapmalıdır. Şimdi burada örgütü bu şekilde bitirdi. Bitirdikten sonra da tabii örgütün yönetim kademesi bitiyor ama örgütün geniş bir etki alanı var. Cezaevi direnişleri miras bırakmış, 15 Ağustos eylemleri miras bırakmış. Arkadaşlar yaklaşık 7-8 senedir ülke içi faaliyetleri vardır. Kürdistan diğer farklı faaliyetleri vardır. Avrupa faaliyetleri vardır. Tabii bu faaliyetlerin de birlikte gelişen büyük bir kitle var. Bu arkadaşların, yönetici arkadaşların tasfiye edilmesi hem gerilleri başsız bıraktı hem de geniş kitleleri yöneticisiz bıraktı. Onların tam da istediği buydu. Ve biz 90'lı yıllara böyle girdik. İşte 90'lı yıllara girdiğimizde gerilleri 15 bine çıkmıştı. Yönetim kademesi oldukça zayıftı. Yeni arkadaşlarını oluşturdu. Tecrübeli arkadaşlar yoktu. Tabii ki o arkadaşlar böyle bir durum ne olacak? Hepsi imha olacaktı. Nihayet imha edilen geriler sayısı kat kat fazladır. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan gerilla savaşı Kürdistan'da oldu. Çünkü gerilla denilen kesim çok kayıp verdi. Neden mi dersiniz? Çünkü bizdeki gerillayı en başta Şam'daki kont gerilla şefi yönetiyordu. Kontr gerilla, gerilla yönetirse savaşın durumu da böyle olur. Ve serhildanları yine bunlar yönetirse sonuç böyle olur yani. Yani buradaki yönetim kademesinin becerileri, yetenekleri, tecrübeleri tasfiye eden, yok eden, örgüt kurumlarını çürüten kendisidir ve bunu devletlerin gücüyle yaptı. Salih. Evet. Şimdi genellikle yani bizim seyirciler ve bütün Kürtler demeyelim, örgüte angaja olmuş, örgüte sempati duyan, örgüte yardım yapan Kürtlere sen yani sorsan desen ki 15 Ağustos atılımı nasıl bir atılımdır biliyorsun, kimi ilk kurşun olarak değerlendirdi, kimi Kürdistan tarihinde bir kilometre taşı olarak değerlendirdi. Fakat bugün ben sorsam desem ki 15 Ağustos silahlı baskınını kimler yaptı? Kimler bu eyleme katıldı? Bana 5 kişiyi sayın. Savaşçısına i̇nan kadar ki, hepsi tasfiye edildi. Savaşçısına kadar. Yok evet, kimse. Onu şey yapacağım. İnan ki yani Cemil Bayık, Duran Kalkan bilmem haricinde hiç kimse 5 kişiyi saymaz. Saysa bir Mahsum Korkmaz'ı sayar. Peki bir ülkenin tarihinde kilometre taşı olayı ne yapan insanlar o halk tarafından isimleri, soy isimleri, babalarının isimleri bilinmez mi? Resimleri asılmaz mı? Heykelleri dikilmez mi? Neden halk hiç kimse bunların kim olduğunu bilmiyor? Bu yani sen dedin ya komuta kademesi. Evet biz silahlı olarak da ele alırsak bu kademe bunlar da yok edilmiş. Yani sağ olanlar bile kimse bilmiyor. Yani bu yok etme ilahi öldürüp taşın altına gömme değildir. Ama beyinlerden silinmiş. Bunun nedenleri tek bir kişi yücelsin diye bu mücadeleyi asıl verenler kafalardan silinmiş diye düşünüyorum. Onun için hem tarihe not düşelim diye söyleyeceğim hem de bu kişilerin başına neler geldiğini ben daha önce anlatmışım. Hangi kişiler bak Eruh baskınında yer alan Erdal yani Mustafa Yöndem 1. Selim Feyzi Aydın 3. Şiar Kazım Kulu 4. Fikret Burhan İlk Musa Çetin Akkurt
Haydar, Azat, gerçek ismi Fuat Aslan, Ferhan, Haşim, yani gerçek ismi Nuri Aslan, Baran, Sarı Baran, yok, Doktor Baran'dır bu, Keleş, Sarı Baran Kazım, Düzgün Can, evet, Düzgün Can, İbrahim, Şahin, Mahsum Korkmaz, İzzettin Evcil, Mehmet Sevgat, Şahin Bilici, Mustafa Çimen, Ömer, Şoreş, Nizamettin Taş, Abdurrahman Tokdemir, Kemal Emlik. Bunlar Eruh baskınına katılmışlar. Daha başka kişiler var. Hacı İbrahim Durmaz, Halil Fadil Tunç, İbrahim Paya, Ali Gün, Resul Baliç. Bunlar Eruh baskınına katılan insanlardır. Gördüğün gibi çoğunluğunu hiç kimse bilmiyor. Bunlar tek tek bir izaha gerekli. Akıbetleri ne oldu? Kaçı örgüt içerisinde infaz oldu? Kaçı hala yaşıyor? Yaşıyorsa niye kimse bilmiyor? Kaçı hain olarak damgalandı? Ben biliyorum iki kişi yani tanıyor, kamuoyu biliyor. Fakat o iki kişi de örgütün politikasını beğenmediği için, ayrıldıkları için hain olarak ilan edilmişlerdir. Botan, yani Nizamettin Taş ve Sarı Baran. Şimdi komuta kademesi veya ilk yani önemli işler yapanlar yok sayılmalı ki o işleri Şam'daki yapmış olarak görülsün. Mantık budur, politika budur. Her şeyi ben yapmışım, böyle diyor. Fakat bunları öldürmese, kovmasa, hain ilan etmese bunların yüzüne, mesela biz bir soygun yapmıştık. Akademide bir gün girdi, dedi siz bilseniz bu silahları ben nasıl bulmuşum, nasıl ki benim gözlerime baktım, bir baktım konuyu değiştirdi. Ya şimdi görüldüğü gibi gerek yani komuta kademesini mücadele veren kişileri işte senin dediği gibi kontranın başı kendisi tasfiye ediyor. Ve bunlara kılıf buluyor. Ondan sonra kalan arkadaşlar da ya işte hani örgüt bölünmesin diye. Yani şimdi de sen söylesen o arkadaşlara örgütten ayrılmışlar da şimdi Habib Özdemir diyor ki İmralı'dakini biliyorsun, o bu kadar operasyonu yapacak bir şey bir yani pratiği bir şey kapasite elbette yoktur. Bunu bir kişi sen de olsan, ben de olsam, o da olsa bir kişi bunları yapamaz. Bu devletler tarafından örgütün başına geçirilmiş ve İnsanları tasfiye etmiş, kendini tek adam yapmış ve ondan sonra böyle bir kült yaratıldı, böyle bir şey yaratıldı. Kime ajan, kime hain dediyse onları öldürecek adamlar vardır, öldürtüyor. Daha sonra öldürenleri de o öldürüyor, başkalarına öldürtüyor, böyle zincirleme gidiyor. Şimdi son bu konu, bana göre sen bir şey diyecek misin bu konuda? Yok, ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Hani bu genellikle KDP suçlanıyor, sanki dikkatler oraya çekiliyor. Bu öyle bir şey yok. Hazırçay'ındaki arkadaşların durumu şeydi, yani bir doğa felaketiydi. Selin, suyun çok yükselmesi. İçinde KDP'liler de var. O içinde olan bir arkadaşla konuştum. O arkadaşların orada suda boğulması, hatta kilometrelerce öteye gidiyor arkadaşlar. İçinde KDP'liler de var. Yani onu da başka şeylere bağlıyor. O iftiradır. Öyle bir şey yoktur. Tümüyle bir şey felaketidir. Yani bir sel felaketidir. Başka bir şey değil. Çünkü devlet de arkadaşların cenazelerini 3 hafta sonra buluyor. Aynı gün bulunmuyor. Aynı günlerde bulunuyor. Haftalar sonra bulunuyor cenazeler. Yani orada da bir iftira var. Tabii ki daha çok, yani en fazla şeye fırsat vermiyor. Arkadaşların gelişimine fırsat vermiyor. Örneğin diyelim ki ben ülke içerisinde kalan 6-7 arkadaş Beka'da gördüm. O arkadaşlara şey verilmiyordu, konuşmalarına fırsat verilmiyordu.
Yani toplantılarda 4-5 sene pratik yaşamış arkadaşların konuşmalarına fırsat bir savaşı kendisi konuşuyordu. Ve savaştan da anlamıyordu. Yani savaşın gerçek şeyini bilmiyordu. Savaşın doğasını bilmiyordu, pratiğini bilmiyordu. Vadilerde nasıl geçilir, dağlardan nasıl geçilir, -30 derece soğukta nasıl insan kendini korur. Bunları hiç bilmiyordu. Her şeyi ezbere konuşuyordu ve bilen arkadaşların konuşmasına fırsat vermiyordu. Ki ben o dönem gelen arkadaşlardan işte Mustafa Ömürcan vardı, Ali Ömürcan vardı, bir Dağ Tekinler'den bir arkadaş vardı, eski arkadaşlardan Mehmet Emin Aslan vardı, Kazım Kulu vardı. Bu arkadaşlar gerçekten çok tecrübelilerdi, savaşı da biliyorlardı, örgütlenmeyi de biliyordu. Yani Kürdistan sahasını, Kuzey Kürdistan'la birlikte diğer parçaları da biliyorlardı. Ama o arkadaşların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermiyordu. Adeta onları şey yapıyordu, yani suçluyordu, eleştiriyordu ve nihayet de bir şekilde fazla sürmedi hepsinin tasfiyesini gerçekleştirdi. Şimdi onları geçen sen nasıl ya? Kendisi yapabilir mi? Kendisi bunu yapamaz. Yani buna cesaret edemez. Oraya adım atamaz. Bunu görmüyor. Savaşı tek bir gün görmemiş bir insandır. Yani bunu herkes biliyor. Evet. Şimdi o son konumuz şudur. Diyor ki bunlar tasfiye edildi. Yani onun anlayışına göre veya yani konuyu sorgulayamayan, politikadan anlamayan, onu anlamayan, örgütü de anlamayan kadrolara der ki bunlar gitti. Yani işte savaş, yani mesela bir Mahsumu bir de Kara Sungur'u söyler. İşte bu savaşta bunlar gidince bunların yerine kurnazlar ve sızmalar geçti. Şimdi biz yine Rojda Han'ın bu kurnazlar ve sızmalar meselesini nasıl anlatmış onu dinleyelim. Onun üzerine konuşabiliriz. Bu çete daha sonra işlerini geliştirmişti. Bu tipler birisi otoritenizi sarsıyor ve kendisiyle baş edemiyorsanız çatışmada. Bunların maskeleri bütün çıplaklığıyla 2002-2004 tasfiye ve ihanet hareketinde düşecekti. Ferhat, Osman Öcalan, Botan, Nizamettin Taş, Ebu Bekir, Halil Ataç, Serhat Hıdır Yalçın, Ekrem Hıdır Sarıkaya, Şırnaklı Celal ve Doğan, Kani Yılmaz, Faysal Dunlayıcı ve diğer çok sayıda unsur. Dörtlü çete ve Çürükkayalar çetesiyle birlikte hareketin iplerini objektif olarak ele geçirmiş durumdaydılar. Onlara bu yolu açan eski kuşak kadroların merkezi rollerine sahip çıkmamaları ve başta Mahsun Korkmaz ve Mehmet Karasungur olmak üzere dürüst ve komuta rolünü gerçekten üstlenebilecek çok sayıda arkadaşın ağırlıklı olarak komplo yöntemleriyle tasfiye edilmesiydi. Birçok gösterge 1990 başlarında bana karşı yapılması düşünülen komplo ile örgütün tümden ele geçirilmesinin planlandığını ortaya koymaktadır. Serhab'un Ağustos 2023 sayısı. Evet. Yani bu konuşma çok eskiden yapılmış. Fakat Serhab'ın gazetesinde bir değerlendirme yapılmış. O değerlendirmede eskiden Şam'dakinin yaptığı konuşmaları alıntı olarak vermiştir. Şimdi burada ne diyor? Yani bir bu şimdi burada mesela görevlendirmeleri Merkez Komite yapmamış. Hani diyor ya görevini yapması gereken işte merkez üyeleri görevini yapmıyor. Şimdi görevlendirmeleri onlar yapmamış ki. Hem Avrupa'da görev, hem Orta Doğu'da hem de Kürdistan'daki görevlendirmeleri kendisi yapıyor. Hatta bunları bir dönem telefon ve telsizlerle de yapıyor. Yani burada onu demek istemiyor. Bak burada ne diyor? Yani diyor yani burada bir sızmalar, bir de kurnazlar vardı. Bir de görevini yapmayan yani diğer bir şu anda bunlar da görevlerini yapmamış. Onun için bu sızmalarla kurnazlar örgütü ele geçirmiş. Şimdi görevini yapmayanlar dedikleri kimlerdir? Şimdi Kandil'de olanlardır şu an. Hani görevini yapmayan. Evet. Onlardır. Ama o dönem onlar görev vermiyor ki.
onlar görevlendirmiyor ki. Yine kendisi görevlendiriyor. Yani orada kurnazlar varsa da, sızmalar varsa da onlara da görevi kendisi vermiş. Oradakiler evet. Vermemiş. Hani hiçbir şey, çünkü örgütün son sözü kendisi söylüyor. Son görevlendirme kendisi yapıyor. Hem diyelim ki hani merkez komite diyor ama merkez komite diye bir şey yoktur. Kurnazlar dediği, yani mücadele içerisinde hayatını kaybetmeyen, hayatta kalmayı bir şekilde başaran, yıllarca Kürdistan'da kalıp da hayatını kaybetmeyenler kurnaz. Yani demek yani Kürtlerin ölmesi gerek. Türk devletinin mantığı da öyle ya. En iyi Kürt işte mezardakidir. Ölü Kürt'tür. Ölü Kürt'tür. Evet. Dolayısıyla onun mantığına da göre de sen 4 sene Kürdistan'da dolaşıyorsun. Nasıl oldu da ölmedin? İşte kurnazsın yani. Şimdi bunun işin kurnazlığı nerede? Bunun kışı var. Bunun yani düşmana sürekli çatışma halindesin, sürekli hareket halindesin, sürekli uçak saldırılarına hedef oluyorsun. Düşman saldırılarına hedef oluyorsun. Kontralar var, hedef oluyorsun. Demek ki arkadaşlar kendi yeteneklerini, kendi becerilerini, kendi pratiklerini geliştirdikleri için hayatta kalabiliyorlar ve inançları var, davaya bağlılıkları var. Ama o bunu kabul etti, buna kurnaz diyor. Yani hani yiğitler işte, kahramanlar hayatını kaybetti. Hani Agit arkadaşım örnek veriyor, Karasungur örnek veriyor, Erdal'ı, Mustafa Yöndem'i örnek veriyor. İşte diyor bunlar hani onlar da hayatta olmadıkları için diyor onlara sahip çıkıyor. Aslında onlara da tuzağı kuran kendisidir. Mesela şimdi konunun dışındadır. Karasungur'a yönelik katliamda kesinlikle haberi vardır. Belki İran'da o işin içinde vardır. O bölgelerde yani o tür faaliyetler İran'ı rahatsız eder. Ve İran'la o zaman direkt ilişki içerisindedir. Suriye ile direkt zaten ilişki içerisindedir. Şimdi Erdal arkadaşı yönelik, Mustafa Yöndem'e ilişkin de aynı durum var. Daha önce bazı olaylar yaşanıyor, bazı sorunlar var. Onlardan hareketle, yani o diyor ya, oyuna getirin, kaza süsü verin. Evet, bunu burada senin oyuna getiren, kaza süsü veren kendisidir. Çünkü aynı şeyi biz Avrupa'da da yaşadık. Hüseyin Yıldırım için diyor, Avukat Hüseyin Yıldırım için. Hiçbir şey yapamıyorsanız iftira edin. Yani bir bayan üzerinde ona iftira hazırlayın, öyle şey yapın. Yani orada da aynı şeyler yapılıyor. Evet, evet, burada senin bir sözünü böyle genişleteyim. O dönemde hem Suriye hem de İran KDP ile PKK'nın beraber hareket etmesini istemiyordu. Karasu bu politika sonucu gitmiştir. Yani evet. İran'ın faaliyetleri İran'ı rahatsız ediyordu. Karasungur'un orada alanındaki faaliyetleri, tamam belki o anda bir şey yok. Hani deme dedin ya, orada o zamanki arkadaş sayısı oldukça az. Ama onlar 3 yıl 5 yıl sonra böyle bir faaliyetin nasıl bir duruma geleceğini bizden daha iyi biliyorlar. Bizden daha iyi biliyorlar. Yani böyle bir politika geliştirirse, KDP ile PKK arasında önemli iyi ilişkiler olursa bunun ileride neyi anlam ifade edeceğini çok iyi biliyorlar. O zaman önüne geçmek için ne yapmak? Bu işi yürüten kimdir? Karasungur'dur. Zaten diğeri de kendi emrindedir diğerleri de. Ne yapalım? Karasungur'u bu şekilde tasfiye edelim. Ve olan da odur yani. Bunu böyle yapıyor. Buyurun sen devam et şimdi. Şimdi onun dediği yani önce biz yani sızma ve kurnazlar hani şey sayısın isim yani seyirciler böyle kafalarına tam yerleşsin diye ben tek tek söylüyorum. O söylemiştir. Mesela Nizamettin Taş, Ebu Bekir yani Halil Ataş, Dersimli Serhat, Dersimli Ekrem, Dörtlü Çete dediği Şemdi Sakık, ondan sonra Çürük Kayalar dediği işte ben, bizim Doktor Süleyman, benim kardeşim Hasan, Ömer, Aysel. Ondan sonra bu. Şimdi bunlardan mesela Ferhat yani Osman Öcalan. Şimdi bunların ya sızma ya da kurnaz olduğunu söylüyor. Şimdi senin dediğin gibi bir, bunlar savaşta ölmemişler, sağ kalmışlar. Bundan dolayı kurnaz olarak değerlendiriyor. Şimdi 2004 tarihinde Nizamettin Taş, Dersimli Serhat, Halil Ataç, Dersimli Ekrem bunlar örgütten ayrıldı ve daha başka kişiler, onun ismini saymadığı başka kişiler var.
Onlar her ne kadar isim saymıyorsa onlar da bu kurnaz şeyine giriyorlar veya sızma kategorisine giriyorlar. Şimdi bu arkadaşlar bugün bu suçlama karşısında susuyorlar. Ben o arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar siz sızma mısınız yoksa kurnaz mısınız? Bak bütün Kürt toplumuna karşı sizi öyle değerlendiriyor. Şimdi baktığımızda ben bütün bu arkadaşları çok yakından tanıyorum. Osman Öcalan Libya'da işçiydi, kendine orada çalışıyordu. İmralı'daki ve Şam'daki Şam'ın denetimine girdikten sonra Şam'ın istihbaratıyla İran'ın istihbaratı birlikte çalışıyorlar. Ona dediler ki İran istihbaratı Suriye istihbaratına veya Şam'dakine diyor bize çok güvendiğin birisini gönder. Biz öyle onun aracılığıyla ilişki kuracağız örgütle. Ve o Osman'ı Libya'dan çağırıyor ve Şam'a götürüyor. Şam'a getiriyor. Şam'dan da diyor git İran'da orada sen sorumluluk yap. İran ne dediyse muhtemelen ben burada Suriye'nin dediklerini nasıl yapıyorsam sen de İran'ın dediklerini yap. Ve 2004 yılına kadar Osman İran'ın dediklerini yaptı. Hayatı boyunca Kuzey Kürdistan'ına ayağını bile atmadı. Mutfağı onunla birlikteydi. Onu taşıyan iki tane katırı vardı. Altı tane kadın da ona mutfak hizmeti veriyordu. Ha şimdi Osman dağdan indi. Dağdan indi ve evlendi. İki kere evlendi. Örgütten de para götürdü. Bacıları gittiği zaman da paraları götürüyordu. Son politikasını gördük. Diyor ki işte örgütü Aleviler ve sosyalistler ele geçirmiş. Biz demokrat ve milliyetçiyiz ve İmralı'dakine biz bağlıyız. Onlar İmralı'yı reddetmişler, örgütü tasfiye etmişler diyordu. Yani Osman böyle bir adamdı. Sonra öldü. Güney Kürdistan'da gömüldü. Diğerleri yani Şemdin Sakık ele alırsak Şemdin Sakık 18 yıl bir fiil Türkiye devletine karşı savaştı. Bir fiil. Türkiye devletine karşı savaştı. Fakat onun kellesi istendi. İmralı'daki yöneten Yalçın Küçük Şemdin Sakık'ın kellesini istedi ve artık dünya kamuoyu tarafından tanınan Şemdin Sakık'ın kellesini kesmek biraz zordu. Götürdüler. Belki de öldüreceklerdi. Şemdin kaçtı. Neticede yakalandı. Devlete itirafçı oldu. Yani bildiklerini söyledi. İtirafçı oldu. Yani şimdi diyelim ki diğer tarafa desek itirafçıdır. Bu tarafa desek itirafçı değil. Yani çifte standart. İkisi de itirafçıdır. İmralı'daki de itirafçıdır. O da itirafçıdır. Ama Şemdin'in itirafçı olması için örgüt elinden gelen her şeyi yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Şemdin'in itirafçı olması için ne kadar uğraştıysa örgüt aynı şekilde uğraştı. Zaten ikisi artık bir olmuştu. Ha Şemdin'in şey bu. Çürük kayalar meselesine gelince benim bir kardeşim Dersim'de 10 yıl savaştı. Dersim'den hiç çıkmadı. Mühendislik Fırat Üniversitesi'nin mühendislik bölümü terk etmişti, dağa gitmişti. 10 yıl savaşta yaşamını yitirdi. Bir kardeşim Adana Ticari İlimler Akademisi mezunuydu. Gitti, bir yıl içerisinde Bingöl'ün bir mıntıkasını da yaşamını yitirdi. Doktor Süleyman'ın yaşamını, yani ben kitabı yazmama rağmen Doktor Süleyman biz devrim yapacağız diye kaldı. Neticede her şey ayan bayan olunca ancak ayrıldı. Avrupa'ya geldi sonra gitti. Doktor Süleyman'ın yaşamı neredeyse artık Kürtler tarafından tam olarak biliniyor. Ha, ben cezaevinden çıktım. Bir yıl içerisinde ben Şam'dakinin ne mal olduğunu kavradım ve yazdım.
Yani kimse bize ne sızma ne de kurnaz diyemez. Biz Diyarbakır'da mahkemelerde işkenceler karşısında onun karşısında tavır koyduk, açık nettir. Şimdi diğer arkadaşlara söylüyorum. Ebu Bekir açıklama yapmalıdır. Ebu Bekir sen sızma mısın, kurnaz mısın? Botan'a sesleniyorum. Botan sen kurnaz mısın, sızma mısın? Ekrem'e sesleniyorum. Kurnaz mısın, sızma mısın? Osman Öcalan vefat etmiştir. Bu insanların bu topluma sızma da olmadıklarını, kurnaz da olmadıklarını anlatmalı ve kendilerine neden bu iftiranın atıldığını da açıklamalıdır. Yoksa töhmet altındadır. Bunlar tarih olacak. Evet, benim söyleyeceğim bu kadar. Sızmalar için şunu söyleyeyim. Yani örgütte yapıya sızma olmuyordu. Çok zordu ilk yıllarda. Hiç olmazdı. Ancak tepede yani baştakinin icazetiyle, belki izniyle, belki şeyleriyle oluyordu. Ama ben ne Orta Doğu'da ne de Avrupa'da içimizde bir sızma olduğunu kaldığım yıllar içerisinde hiç görmedim. Diyorsunuz yine, sızma en baştan gelmiş. Kendisi sızmadır. Yani kendisi oradayken niye sızma olsun ki yani? Tamam, yani böyle bir şey örgütün bu şekilde yani içinde olduğum dönem örgüt yapısı içerisinde yabancı barınamazdı. Yani bu amaçlarla gelen birilerin. Ama şimdi sızma var. Bak şimdi var. KCK mahkemeleri olduğu zaman daha bu Gülen cemaati tasfiye edilmeden 500'ün üzerinde sızmadan bahsettiler. Legal parti içerisinde. Bu taşıya kadar gidiyor, silahlı grupların içine kadar gidiyor, Kandil'e kadar gidiyor ve bunu devletin kendisi söyledi. Yani devletin mahkemelerinde bu konuşuldu. Kendileri hiçbir itiraz yapmadılar. Yani onun tarafı hiçbir itiraz yapmadı ve 500 hatta eylemlerde yakalananlar varmış. İşte kimliğini gösteriyor diyor ben MİT görevlisiyim. Mahkemede kendisini serbest bırakılmasını istiyor. Bunu söyleyen Türk mahkemeleridir. Onlar da itiraz etmediğine göre doğrudur. Sızmalar sonra oldu. Başlangıçta sızma yoktu. Vardı bir tane işte iki tane belki yardımcılar da vardı. Örgüt böyle sağlamdı. Yani örgüt bu kadar sağlam olmasaydı devletler bu kadar üzerinde oyun oynanmazdı. Bu kadar ona destek vermezdi. Diyor ya işte ben tasfiye edilirsem 40 tane örgüt çıkar. Bunu 40 sene önce söylüyor. Devlet bunu bilmiyor mu? Bunların çok iyi farkında. Yani büyük bir halkımız açısından büyük bir şanstı. Geleceği olan bir yapılanmaydı, bir örgütlenmeydi. Ama ne yazık ki o aşılamadı. Arkadaşlar birbirini bitirdi. Bu da kullanıldı, aldatıldı, kandırıldı. Demek o yönümüz de zayıf olduğu için başkaları o zayıflığımız üzerinde oyun oynayabiliyor. Evet, şimdi değerli seyirciler gördüğünüz gibi biz tam yani nasıl insanların tasfiye edildiğini 27 kişinin ismini saydık. Birisi kalksın itiraz etsin desin ki şu adam tasfiye edilmedi veya öldürülmedi veya ortalıkta dolaşıyor veya dağdadır. Birisi kalksın desin biz hepsinden vazgeçeriz. Erruh ve Şemdilli olaylarını başlatan insanlar Şemdilli'yi saymadık onu da başka bir programda söyleriz. Onların da akıbetinin araştırılması lazım. Ve araştırılırsa korkunç gerçek anlaşılır. Yani onların kaçı devlet tarafından, kaçı örgüt tarafından öldürülmüştür ve neden hiçbirisi piyasada yoktur. Bu başlı başına araştırılması gereken bir konudur. Bizim amacımız kesinlikle gerçeğin ortaya belgeleriyle konulması ve yalanların açığa çıkması, geçmişin anlaşılmasıdır. Geçmiş anlaşılmadığı için bugünkü politika, bugün Kürt halkına yapılanlar veya örgütün hala Kürt halkını yanlış yönlendirmesi, devletle bütünleştirmesi, Kürdi Kürt ulusunun yok sayılması bundandır. Bu geçmiş politikanın bir devamıdır. Eğer biz geçmişi bilince çıkarmasak bugünü anlayamayız ve gelecek hakkında da doğru şeyler söyleyemeyiz. Onun için rejiden bir şey isteyelim. Eğer bu konuda seyirciler önemli sorular sormuşlarsa varsa
varsa sorunlar, onlar ekrana gelsin, kısa cevap verelim. Evet. Buyurun Sarı. Şimdi KDP'ye yönelik suçlamalar Kürdistan halkının bağımsızlık mücadelesini zedelemekten başka bir şey değildir. Açıkça şunu söyleyebilirim. KDP'nin de YNK'nin de çok ciddi hataları var. Bunlar eleştirilir. Ama bütün kötülükleri KDP'ye bağlama, 24 saat bütün güçleriyle, basınıyla, bilmem ajanslarıyla, radyolarıyla, televizyonla, KDP'yle uğraşma devletin planıdır. Devletlerin planıdır. Devletlerin planıdır. Dolayısıyla özellikle bir Kürt örgütünün diğer bir Kürt, yani kendine eğer Kürt örgütü diyorsa tabii ki halka, tabana bir şey değil mi? Yönetici kesim için bu geçerli. Diğer bir Kürt uğraşıyorsa orada düşmanın eli vardır. Düşmanın beyni vardır. Düşmanın faaliyetleri vardır. Düşmanın oyunları vardır. Eskiden beri KDP ile uğraşma. Daha önce ülke içindeyken diğer Kürt örgütleriyle uğraşma. Dışarı çıktıktan sonra KDP ile uğraşma sömürgeci devletlerin bir istemidir. Bir, hatta o 90'lı yıllarda olan çatışmalar, bunlar YNK'yla da çatıştılar. Bunlar hep Suriye'nin, İran'ın, Türkiye'nin onların istemlerini yere getiriyorlar. Anlattıkları gibi değil KDP. Hani KDP ile mücadele farklı biçimde olur. Öyle iftiralarla, şiddetle değil. Farklı biçimlerde olur. Sen bunu eleştirirsin. Tartışırsın, programlar yaparsın. O şekilde, ama düşman gibi görürsün. Sen ondan iyi işler yaparsın. Kadar Türk devletiyle uğraşmıyorlar. İşte sömürgecilerle uğraşmıyorlar. Dolayısıyla o şeydir, yani devletler tarafından kendilerine verilen bir görevdir. Ya kısacası Kürdistan 4 parçadır. Sömürgeleştirilmiştir. Fakat Kürdistan'ın bir parçası dünyanın da kabul ettiği komşu devletlerin de kabul ettiği bir şeye ulaşmıştır. Bir federasyona ulaşmıştır. Ve İran, Irak, Suriye, Türkiye bu federasyonun çökmesini istiyor. Çünkü bu federasyon kendi parçasındaki Kürtlerin onlara göre ahlakını bozuyor, iştahlarını kabartıyor. Ha, bunu çökertilmesi için bir Kürt örgütünü kullanmak, yani ismi Kürt örgütü olan bir örgütü kullanmak sömürgeciler açısından daha yararlıdır. KDP'ye saldırılarının, Güney hükümetine saldırılarının altında yatan gerçek budur. Eğer KDP orada federasyon olmamış olsaydı, herhangi bir yeri yönetmemiş olsaydı, inan ki bugün tek kelime söylemeyeceklerdi. Evet. Şimdi Şemdin hakkında bakın, ben mi söyledim, derin 18 yıl dağlarda mücadele yürütmüş. İnanın Şemdin'in en fazla diyelim ki Abdullah'ın talimatlarını en fazla yerine getiren Şemdin'in kendisidir. Ama sonra içine düştüğü durum kabul edilmez. Yazdığı kitaptan haberim yok. Onu söyleyeyim. Ben okumadım, elime geçmedi. Fakat mevcut durumunu kabul etmek doğru değil, çünkü bir itirafçıdır. Evet, Şemdin Sakık'ın 3 tane kitabını ben okumuştum. Şemdin Sakık'ın PKK hakkında, Öcalan hakkında söylediği bütün görüşlerine katılıyorum. Fakat Türkiye Cumhuriyeti hakkında söylediği hiçbir görüşüne katılmıyorum. Yani evet, baskı yapılmıştır, zulüm yapmıştır, örgüt onun itirafçı olması için her türlü çabayı harcamıştır. Ama mesele, kim seninle uğraşırsa uğraşsın, kim seninle sana işkence yaparsa yapsın, kendi halkının, halk da sana sahip çıkmasa ayakta bilmek, düşüncelerine sahip çıkabilmektir. Bunu yapmadın mı? Ben sahip çıkamam. Ama ben Şemdin yakalanmadan önce, yaptığı her şeyi destekleyebilirim, ama yakalandıktan sonra hiçbir şeyini destekleyemem. Yani iki tane Şemdin vardır. Bir Kürdistan dağlarında mücadele veren Şemdin,
Gerçi onun düşüncelerine şeyine de ben katılmam. Çünkü şimdi örgütte böyle bir şey olduğunu biliyordu. Bir diktatörlük olduğunu biliyordu. Ondan sonra insanların susturulduğunu biliyordu. İnsanların boşu boşuna haksız yere öldürüldüğünü biliyordu. Ama buna rağmen susuyordu. Bunu da destekleyemem. Fakat şimdi diyor ben kahraman olmak istemiyordum. Ben itirafçı olmak istiyorum. Ve hepimize itirafçı olmak için şimdi çağrı yaptı. Nasıl ben destekleyebilirim ki? Yani biz bu örgütü eleştiriyoruz diye Türkiye devletinin yanında yer alacak değiliz ki. Daha fazla Türkiye devletine karşı olmamız lazım. Çünkü Türkiye devleti bu örgüt aracılığıyla bu felaketleri bizim başımıza getirdi. Yani bazı Kürt aydınları vardır. PKK'ya ateş püskürürler. Hatta bizi bile PKK'li olarak değerlendirirler. Fakat devlete hiçbir şey söylemezler. Yani diyelim PKK'yı devlet kurdu. Peki sen niye bu devlete demiyorsun? Hey alçak devlet. Hey diktatör devlet. Hey kurnaz devlet. Hey katil devlet. Sen bu örgütü kurdun. Bizim başımıza, halkımızın başına niye bu felaketleri getirdin demeleri gerekmiyor. Ama söylemezler. Onun için onların da o söylemleri bir işe yaramıyor. Yani onların söylediklerini emniyet müdürü de söylüyor. Mesele eğer örgütü devlet kurmuşsa devlete karşı olmak. Yani birinci şey budur. Ondan sonra sen örgüte bir şey diyebilirsin. Biz bu konuları epey işledik. Örgütün biz onları da, çok işledik. Bu çok işledik. Gereğinden fazla işledik. Bizzat kokar yetkililerini çağırdık. Tekrar olur. Ama evet. Ben de şunu sormak istiyorum. Mesela diyelim ki söylemek gerekiyor mu bilmiyorum. Örneğin Kemal Burkay 1993'te neden Barlas'ta işte onu daha fazla meşrulaştırdı. Ben de bunu sorarım. Yani bu kadar cinayet varken kendilerinin de bir şey yapması gerekiyor. Yani biz defalarca bu olayları işledik. Defalarca bu olayları gündemleştirdik. İşte Düsseldorf davasıdır. Örgütün uluslararası yüze terörist ilan edilmesidir. Belgizde hem kendi içinde hem kendisindeki. Ama yani ki hem legalleşme döneminde ülke içerisinde Kuzey Kürtistan'da hem de o ateşkes dedikleri bir dönem var. O 33 askerin öldü. O dönemler yani. Kendileri de gittiği ortak oldu birçok şeye. Yani o zaman hiç akıllarına gelmedi mi bu olaylar? Nedir? Yani biz niye görüşüyoruz Barlas'ta? Niye basın açıklamaları evet. O da var. Onlar mı düşünülmesi gerekiyor? O zaman niye bu var? Şu da var. PSK yani bütün şeylerde der ki işte örgüt bizden 5 kişiyi öldürmüş. Bunları gündeme niye getirmiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz? Biz söylemişiz, söylüyoruz. Bundan sonra da söyleriz. Fakat benim diğer Kürt hareketlerine söyleyeceğim bir şey var. Yani sizden 3 kişi, 5 kişi öldürürken siz 40 yıl bunu söylediniz. PKK'nın içinde 10 bin kişiyi öldürdü. Siz ne hangisini gündeme getirdiniz? 100 bini geçti. Bunu da bizim sormamız lazım. Tabii ki yani eğer bu o olayların tanığı olan bir baba yiğit varsa söylesin biz onu programa alırız. Baştan sona kadar nasıl olduğunu, nasıl arkadaşlarını öldürdü. Mesela Ramazan Adıgüzel benim çok sevdiğim bir insandı, benim arkadaşımdı. Şeyde öldürüldü Hanover'de. Yani keşke o olayı çok iyi bilen insanlar bunu belgeleriyle izah edebilseydi. Eğer varsa başvursunlar, biz gündeme getiririz. Yani bizim başkaları örgütten şey yapmış, alkış çalacak, çok doğru yaptılar diyecek halimiz yoktur. Yani hatta ben böyle bir şey de söylüyorum. Önce olaya sahip çıkılıyor, sonra kendisini geri çekiyor. Bir yani ben hatta bunu... O Bingöl'deydi. Bingöl'den Malatya'dan var. 33 askerin öldürüldü. O zaman önce olay üstleniyor, kabulleniliyor yani talimatı veriliyor. Evet, evet. Sonradan aynı şey gibi o çözüm sürecinde iki polisin kafası kesiliyor ya. Hani önce bunu üstlendi örgüt, sonra da dediler ki yok biz yapmamışız, bilmem kim yapmış. Aynı öyle. Yani hatta ben
Hatta ben yani diğer örgütlere karşı yani kullanılan şiddet konusunda ben böyle bir öz eleştiri de vermiştim. Dedim ki maalesef başka örgütlerden insanlar öldürüldüğünde biz sessiz kaldık. Daha sonra aynı kurşunlar bize dönmeye başladı. O zaman sesimizi çıkardık. Diğer örgütlerde hiç kimse bizi duymadı. Ben böyle bir eleştiri de yaptım yani. Öz eleştiri. Evet, eğer yeni bir soru yoksa konuyla ilgili biz bir konu yani genellikle seyirciler mesela biz bir konuda önemli şeyler anlattık. Mesela eksik bıraktığımız veya bu konuyla ilgili yani her şey işte bugünkü durumu nasıl değerlendiriyorsunuz veya işte yani konumuzun dışında olan sorular yerine bu programı açacak sorular. Daha sonra orayı tartıştıksa diğer siyasetlerle biz onu geçmişiz. Yani PKK'nın öteki tarihinde biz tanıklarıyla konuşmuşuz onu. Orada kayıtlıdır. Gidip insanlar görebilirler. Evet, yoksa ne diyorsun? Sonlandıralım mı? Sonlandıralım zaten eski bir saat Evet. olmuştu. Değerli seyirciler, Kandil arşivini burada sonlandırıyoruz. Gelecek haftaya yeni bir konuyla karşınıza çıkacağız. Sarı teşekkür ediyorum. İyi geceler. Teşekkürler. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Gerçekler ortaya çıkıyor. Sır olarak bildiklerimiz ilk kez Hani TV'de ekrana geliyor. Yeni bir program başlıyor. Gizli talimatları, telsiz konuşmaları, PKK yöneticilerinin öz eleştirileri, sansürsüz avukat görüşmeleri hepsi Hani TV'de yayınlanıyor. Ali Aras ve Selim Çürükaya arşivini açıyorlar. Şimdi bu açık vermeleri bir fırsat oldu. Örneğin o görüşmelerde PKK inkar ediliyor. Yani PKK diye bir örgüt yok. Kongreniz bir politika değişikliği mi yaptı? Merkez komiteniz böyle kararları var mı? Abdullah Öcalan diyor bizde her şey bende başlıyor, bende bitiyor. Yepyeni belgeler, hiçbir yerde yayınlanmamış konuşmalar Salih Aras ve Selim Çürükkaya'nın yorumlarıyla ekrana geliyor.